Zirvede kalmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 7. sınıflar çevre eğitim ve iklim değişikliği dersi 2. dönem 2. yazılı açık uçlu soru örneklerle yeniden karşınızdayım. İklim değişikliğinin sebeplerinden biri olan karbon salınımının Türkiye'deki etkilerini azaltmaya yönelik önlemlere 5 tane örnek veriniz. Arkadaşlar en önemlisi ormanların korunmasıdır. Bir diğeri tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi. Öyle har vurup harman savurmadan yeni bir tüketim şekli olması gerekiyor arkadaşlar. Bir diğeri de yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeli. Yenilenebilir enerji kaynağı kullanımı diyelim. Bu önlemlerden en güzellerinden biri. Bir diğeri de toplu taşıt kullanımının yaygınlanması arkadaşlar. Evet. Toplu taşıt kullanımı diyelim. Son olarak da geri dönüşümünün yaygınlaştırılması. Bu da çok önemli. Doğayı koruma adına geri dönüşümün yaygınlaştırılması. Evet, bu 5 madde aklımıza gelen önemli maddelerden arkadaşlar. Buradaki İklim değişikliğinin sebeplerini azaltmaya yönelik maddeler çünkü bunlar. Bunları azaltabiliriz. Küresel iklim değişikliği için uluslararası mücadele sözleşmeleri nelerdir arkadaşlar? Birincisi Paris Antlaşması, özellikle 2020 yılından sonra geçerli. Paris Antlaşması ve 2020 yılına kadar geçerli olan da Kyoto Protokolü'dür arkadaşlar. Kyoto Protokolü. Evet, bu iki anlaşmaya dikkat edelim, tarihleriyle birlikte söylemiş oldum. Üçüncü sorudayız. Türkiye'de iklim değişikliğiyle mücadele ile ilgili öğrencilerin yakın çevresini bilgilendirme sorumlulukları neler olabilir? Arkadaşlar bana ne, ben öğrenciyim, ne yapabilirim dememek lazım arkadaşlar. Öğrencilere de görev düşüyor. Bunlar nedir arkadaşlar? Yakın çevresini bilgilendirmek. Evet, çevreyi diyelim. Çevreyi bilgilendirmek adına sunum hazırlamak, afiş, poster ve benzeri materyaller hazırlamak diyelim. Bir diğeri bunlarla, yani bu malzemelerle bunlarla farkındalık oluşturmak. Evet, öğrenciyiz. Bunlar da elimizden gelebilir. En azından çevremizi, eş dost akrabayı bilgilendirebiliriz arkadaşlar. İnsanlar günlük hayatında istek ve ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin de gereksinimlerini dikkate alarak nasıl hareket etmeleri beklenir ifadesi var. Arkadaşlar, insanların kendilerine yeten, hemen yazalım, insanların kendilerine yeten istek ve ihtiyaçlarını ayırabilen, atıklarını çevreye zarar vermeden dönüştürebilen temiz enerjiyi kullanmayı tercih eden
temiz enerjiyi kullanmayı tercih eden ve sürdürülebilir yaşam şekillerini fark etmeleri beklenir diyelim arkadaşlar. Evet, gelecek nesilleri de düşünerek bunları fark etmemiz bekleniyor arkadaşlar biz büyüklerden diyelim. Su okuryazarlığı yazarlığı ne demektir? Evet, su okuryazarlığı yazarlığı arkadaşlar su tasarrufu, su yönetimi, su kaynaklarının temiz tutulması ve tarımsal sulama gibi konulara çok önem vermektir. Evet, siz de bunlara önem veriyorsanız siz de bir su okur yazarısınızdır arkadaşlar. Geçiyoruz son sayfa ve sorulara. Evet, 6. soruda geri dönüşüm nedir şeklinde bir sorumuz var. Bunu çok duyuyoruz arkadaşlar. Geri dönüşüm biliyorsunuz ki kullanım dışı kalan atıkların bu önemli diyoruz. Yeniden kelimesi önemli zaten. Değerlendirilerek ham madde olarak kullanılmasıdır. Evet, geri dönüşümünde ne olduğunu tanımını kısaca hatırlatmış olduk. Atık maddeler nasıl toplanır? Arkadaşlar, normalde insanlar kafasına göre toplamazlar. Bu alı bulunan belediyelere bağlıdır. Dolayısıyla onun da cevabını yerel belediyelerin kontrolünde belirlenen kurallara göre toplanır demek zorundayız. Onun için yerel belediyelerin kontrolünde belirlenen kurallara göre toplanmalıdır diyelim. Ama günümüzde buna uyuluyor mu? Çok da zannetmiyorum. Her çöpün başında bir kağıt toplayıcı var görüyorsunuz. Bunlar belediyeye hiç danıştığını da zannetmiyorum arkadaşlar. Ama biz yine doğrusunu bilelim. Plastik kullanımı neden azaltmalıyız? Evet, plastik hayatımızın en belalarından biri. Çok zararlı bir ortam biliyorsunuz. Hep cam veya galvanizli metallerin tercih edildiğini biliyoruz. Onun için plastik kullanımı neden azaltmalıyız sorusuna şöyle cevap verebiliriz arkadaşlar. Plastik kullanımını azaltmak denizlerdeki plastik kirliliğini önler. Doğal yaşamı korur ve geri dönüşümlü malzemelerin
kullanımını teşvik eder. Evet, bu şekilde plastik kullanımı neden azaltmalıyız? İşte bu nedenlerden dolayı arkadaşlar son iki soru videomuzda. Biyogaz üretimi neden önemlidir şeklinde bir ifade var. Arkadaşlar biyogaz biliyorsunuz ki organik atıklardan elde edilen bir enerji kaynağı. Onun için neden önemlidir ifadesi doğal yaş çünkü diyelim. Çünkü doğal yaşamı korur. Ve şöyle diyebilir, doğal yaşam korur, arkasında yazabileceğimiz atıkların ve diyelim ve atıkların geri dönüştürülmesinde katkıda bulunur ve aynı zamanda temiz bir enerji kaynağı sağlar. Evet, biyogazın neden önemli olduğunu da hatırlatmış olduk bir kez daha. Son sorudayız arkadaşlar. Türkiye'de sürdürülebilir kalkınma hedefleri çalışmaları hangi kurum tarafından koordine edilip yürütülmektedir? Biliyorsunuz ki yine Cumhurbaşkanlığına bağlı. Cumhurbaşkanlığı strateji ve bütçe başkanlığı sorumluluğunda diyelim. Sorumluluğunda yürütülmektedir. Evet, bu şekilde bu kurumun da ismini yazarak bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar görüldüğü gibi kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın. Lütfen parolasıyla hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Videomuzu beğenip abone olmayı, sınıf arkadaşlarınızı da kanalımıza davet etmeyi lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.